başlamak isteriz. Değerli basın emekçileri, bugün Türkiye'nin en önemli ürünlerinden biri olan gerçekten hem bölgesi açısından ama asıl 83 milyonu ilgilendiren bir üründen o ürünün bizim bir keyif, bizim bir temel içeceğimize dönüşmüş olan çaydan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz uzunca bir zamandır çayla ilgili tartışmaları sürdürüyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz. Ve çay hasadı zamanı geldi ama ne yazık ki çayda, çayda kaos, çayda sıkıntı devam ediyor. Bu nedenle pazartesi günü MYK'mızda genel başkanımızın önerisiyle bir karar alındı. O karar doğrultusunda Trakya milletvekilimiz, Tekirdağ milletvekilimiz Trakya bölgesi, değerli İlhami Özcan Bey ile beraber hızlıca Rize'ye gittik. Neden Rize? Çay üretiminin yüzde yetmiş yapıldığı ilimiz. Orada görüşmelerimizi tamamladık ve geldik. O görüşmeler, o izlenimler, orada yerinde yaptığımız tespitleri paylaşmak istiyoruz. Muradımız neydi? Çayda sorun hangi aşamadaydı? Sorun Devam ediyor mu, etmiyor mu? Peki bu sorunların adı nedir? Ve bunların çözümlenmesi için ne yapılmalı? Sorularını cevaplayıp önermelerini de sizlere sunmak istemiştik. Rize'ye vardık. Elbette il başkanlığımıza il başkanlığımız programını yapmıştı. Öncelikle Esnaf Sanat ve Kredi Ko Kefalet Kooperatiflerinin yönetimi ve e, yine Kefalet Kooperatifinin diğer bir birimi olan büfeciler ve otelciler birimiyle esnaf odasının başkanıyla yönetim kurulu üyeleriyle hemen arkasından Rize Muhtarlar Derneği ile ve muhtarlarıyla görüştük ki bu işin en önemli noktalarındalar. Köyler onlara bağlı, onlarla beraber yaşamları sürüyor ve orayı en iyi bilen onlar, bu sorunu da en iyi bilen onlar. Sonra Ziraat Odası, çay sorununun merkezi hem üretici bazında hem de üreticinin örgütü olması açısından çok kıymetli. Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetimiyle görüşmelerimizi sürdürdük. Yine bir fabrikayı, özel sektörü gezdik. Ayrıca bir belediye başkanımızın yanına uğradık ve oradan bilgiler aldık. Çünkü özel bir çalışması var ve yine onun devamında Pazar ilçesinde çay üreticileriyle görüştük. Gece saatlerinde görüşmelerimizi tamamlayıp döndük. Kısaca çayın birkaç özelliğinden bahsetmek isterim. Daha önce de söyledim bu salonda. Çay ülke insanımız için temel bir içecek. Dünyada en çok çay tüketen ülke ve o ülkenin insanı Türkiye. Kişi başına üç buçuk kilogram kuru çay tüketmekte ve bizim için bir alışkanlık artık geleneksel bir yapıya dönüştü. Bazen refleks, bazen durduğumuz yerde, bazen hiç sorulmadan çay talep ederiz. Yaşam biçimimiz bizim. Yaşamımızın içinde. Dolayısıyla çay bizim ülkemiz için 83 milyon için çok önemli bir içecek. Üretim açısından baktığımızda dünyada geçen yıl 5. sıradaydık. Ama Endonezya geldi bizi geçti ve 6. sıraya düştük. Dünya çay üretiminde Kişi başı çay tüketiminde dünyada birinciyiz. Elbette bunu bu değerleri üst üste koyduğumuzda çayın Türkiye için önemini bir kez de şuradan vermek gerekiyor. Yaklaşık beş ilde yani başta Rize olmak üzere hemen ardında Trabzon, onun ardından Artvin, Giresun ve Ordu olmak üzere beş ilimizde ortalama bir buçuk milyon ton yaş çay üretiliyor. Yıllara göre değişiyor ama uzun yıllar ortalamasına baktığımızda bir buçuk milyon ton yaş çaya denk gelmektedir. Bunun kuru çay karşılığı yine yıllara göre değişmekle beraber 240 bin ton, 230 bin tonla 280 bin, 300 bin tona kadar çıkmakta. Ama özellikle şunu paylaşmak isterim. Ne yazık ki çay bölgesi ve çay ülkesinde son birkaç yıldır çok yüksek oranda çay ithalatı yapmaya başladık. 18 bin ton, 19 bin ton yıllık üretim, yıllık ithalatımız var ve açık ithalatçı bir ülkeyiz. Buna kaçak gelen çaylar hariç, yine dışarıdan gelen çaylar hariç, resmi olarak 19 bin ton çay 2019'da alındı. Peki 2003, 2020 AKP döneminde çay ithalatımıza baktığımızda 142 bin ton çay ithalatı yapmışız ve bunun için 351 milyon dolar ödeme yapmışız. Yani bu bizim gerçekten üzüntü duyduğumuz, üzüldüğümüz bir konu. Peki bugün çay neden sorun olmaya başladı ve koronavirüs süreci çayla nasıl bir süreç izliyor? 19 Aralık 2019'du Çin'in Wuhan kentinde koronavirüs teşhisi kondu, tespiti yapıldı ve bütün dünya koronavirüs 19 ya da Covid-19'la o gün tanışmıştı. Bizde 11 Mart'ta bir vaka görüldü. 19 Aralık 2019'u baz aldığımızda yaklaşık olarak 4,5 ay, 37 137 gün, 138 gün geçti. 11 Mart'ı baz aldığımızda yaklaşık 2 ay 57 gün geçti ve çay hasadı geldi. Bu süreçte kurumlar defalarca düşüncelerini anlattılar. Sivil toplum örgütleri dilleri döndüğünce anlattılar. Bizler bu salonda başka yerlerde mecliste arkadaşlarımız, böyle bölge milletvekillerimiz defalarca çayın temel problemlerini anlattı. Ama ne yazık ki çayın temel sorunları çözülemedi. Neden? Çünkü koordinasyon, çünkü ilgili kurumlar meseleyi anlamaktan uzak kaldı. Çünkü yerel yönetimlerle birlikte, sivil toplum örgütleriyle birlikte, çay bileşenleriyle birlikte karar alma yerine valiler, evet bir grup insanı topladılar ama onların düşüncelerinden çok kendi taleplerini ve kendi düşüncelerini ortaya koydular. En büyük problem neydi? Çay sezonu gelmişti ve çay hasat edilmeliydi. Bunun için 30 Nisan'a kadar başka illerde olanlara gelmeleri için zaman tanındı. Ne zaman? 16 Mart 2020. Hemen 22 Mart 2020'de bu andan karar kaldırıldı. İptal edildi. Gerekçe de şuydu. Korona tehlikesi artıyor. Bölgede bir yayılma var. O nedenle kaldırdık dediler. Ve bir anda o güne kadar gelenler geldi planını 25 Nisan, 20 Nisan, 28 Nisan'a göre planlamış olanlar ne yazık ki gelemedi. Alınan o yasak kararından sonra <laughs> çeşitli tedbirler alındı ama ne yazık ki yeterli olmadı. Peki şimdi durum ne? Şimdi durum şu. Bir grup insan dışarıdan geldi. Siyaseten gücü olanları bulanlar geldi. Bürokrasi açıdan gücü olanlar geldi. Tanıdık eş, dost, emniyet bunları devreye sokanlar geldi. Ama özellikle İstanbul'da çok ciddi bir çay üreticisi olup kış sezonu İstanbul'a gidip çay sezonunda dönenler var. Bugün İstanbul'da çok ciddi bir kısıt var. Kaldı ki oradan da gelen geliyor. Biraz önce söylediğimiz bu ayrımcılık meselesi üzerinden ama bütüne baktığımızda siyasi dostu olmayan, bürokratik dostu olmayan, emniyette dostu olmayan, başka kurumlarda dostu olmayan yani sadece çay üreticisi olan sade vatandaşlarımız ne yazık ki bugün gelemiyorlar. Bunun için çeşitli öneriler var. Örneğin Ziraat Odası'nın çok net tespiti ve önerisi şudur. Ziraat Odası üretici belgesi vermektedir ziraat odasının üreticisi, üretici belgesi verdiği çiftçiler, çay üreticileri gelmeli. Hemen şansımız şu. iklimden dolayı çay hasatı 10 ile 15 gün gecikecek soğuk gittiği için. Bunu fırsat edinebiliriz. Buradan dolayı ziraat odasının çok önemli bir önerisi var. Çay belgesi verdiği ya da deyim yerindeyse üretici belgesi verdiği çay üreticilerinin hemen gelmesini talep ediyor. 60 yaş, 65 yaş durumunda olan, aslında çayı hasat edemeyecek olan insanlar da arazisinin başında olmak istiyor. Çünkü onlar yönetecekler. Birincisi bu. ikincisi, Gürcistan'dan gelen 25-30 bin çay hasatçısı bu yıl gelmeyecek. Dolayısıyla yarıcılara bir alan, alan tanındı. Bir kısım buradan karşılanacak. Yarıcılardan. Bunlar nereden geliyor? Ordu'dan, Giresun'dan, hemen Gümüşhane'den o yakın illerden geliyorlar. Bunlara olanak tanındı. Ama bu 30 bin 35 bin iş gücünü karşılayacak durumda değil. Başka bir şey daha yapmak gerekiyor. Çaykur İşkur'la beraber bugün korona krizi nedeniyle çalışmayanları oraya yönlendirmesi gerekiyor. O yönlendirmeden de sigorta ve ücret meselesini İşkur'un ve eee deyim yerindeyse aynı zamanda çaykurun müdahale etmesi müdahale edip bu sürecin içerisine girmesi gerekiyor. Diğer çok önemli bir alternatif olarak karşımızda duran bunların bütünüyle yerel halktan karşılanması söz konusu. Vefa grubu oluşturulmaya çalışılmış. Bir grup belediyemiz çalışmalarını yürütüyorlar. Muhtarlar devreye girmiş, Ziraat Odası devreye girmiş. Ama toplum uzunca bir zamandır, bu da bir işler acısı bir durum, kendi ürününü hasat etmekten o kadar uzaklaşmış ki, kimse gidip çalışmak istemiyor. Daha doğrusu teşvik edecek bir durum söz konusu değil. Bu da, bu da açık bir şekilde bizi şunu, bunu, bize şunu gösteriyor, bu sene işçilik zor, sayısal olarak da zor, ekonomik olarak da zor, maliyet olarak da artacak. Ama en önemli problem, bu ve hala duruyor. Bunun için derhal iş kurun ve çay kurun devreye girmesi gerekiyor. Tespitler bunlar, öneriler bunlar. Ziraat odasının önerileri bunlar. Bizim gördüğümüz, ortaya koyduğumuz öneriler bunlar. Derhal bu hasat meselesinin çözülmesi gerekiyor. Yine devamında önemli bir mesele olarak gördüğümüz taşıma. Gürcistan'dan gelenler Aynı zamanda fabrikalara ürün taşınmasında, fabrikalardaki yine ürünün işletmeye taşınmasında aktif rol oluyorlardı. Şimdi bunlar da yok. Burada da yine çay kurum ve iş kurum devreye girmesi gerekiyor. Korona nedeniyle, korona nedeniyle işinden olmuş insanları buraya yönlendirmek gerekiyor ama yine bir güvenceyle. Sigorta sağlanmalı, bunların ücretleri teminat altına alınmalı. Gerekirse bunlar çiftçilerin bir kısmı çiftçilerin ürünlerinden çiftçi doğrudan ödeyeceğine aracılığını bunlar yapıp bunlar üzerinden de rahatlıkla yapılabilir. Yani çiftçi çay kur, iş kur ilişkisi burada devreye sokulabilir ve bu şekilde bu sorun aşılabilir. Yine önemli bir konu bu çayı taşıyan özellikle kamyoncuların çok ciddi bir sorunu var. 90-100 gibi çok kısa sürede çalışıyorlar ve bütün yıl boyunca o 90-100 günlük süreçten elde ettikleri gelirle yaşıyorlar. Elbette korona sürecinde bir farklılık bekliyorlar. Bunun için ya mazot desteği ya bir destek ya da çalışma sürelerinin uzatılmasını istiyorlar. 100 gün değil de 150 gün, 160 gün gibi bir süreç istiyorlar. Bu da kamyoncuların özellikle taşıyıcı kamyoncu esnafının özel bir talebi olarak karşımızda durmaktadır. Aynı zamanda çok önemli tabii. En başta belki de bunu söylemek lazım. Sağlık. Koronavirüs salgın pandemisine karşı çiftçisi, fabrikada çalışanı, eksperi, taşıyıcısı yani insanın olduğu her noktada sağlık koşullarının pandemiye karşı, korona'ya karşı güvence altına alınması. Maske, eldiven, hijyen koşulları, sosyal mesafe Tarlada çalışmadan tutun da tarladan kamyona taşıyıncaya kadar kamyondan fabrikaya taşıyıncaya kadar fabrikadan çalışanlara kadar tümünün sağlık güvencesinin mutlaka ve mutlaka sağlanması gerekiyor ve çok önemli bir konu fiyat ürünün tarladan toplanması kadar taşın e, fiyatının da önemi çok büyük gittik gördük ne yazık ki. Üzerek söylüyorum. Yabancı ot mücadelesinden tutunda budamaya kadar gübrelemeden tutunda her türlü bakıma kadar birçok gözlemlediğimiz parselde çay bahçelerinde bunlar yapılamamış. Dolayısıyla açıktan bir verim düşüklüğü ve kısmen de bir kalite düşüklüğünü şimdiden öngörebiliriz. Biraz önce söylediğimiz işçi maliyetleri çok yüksek olacak ama asıl önemlisi çiftçinin özellikle beklediği yerine gidemeyip eğer 10 gün içerisinde de izin verilmezse arazisine gidemeyip hasadını yapamayacaklar için bir fiyat güvencesi bir zarar tedariki için bir bedel talep etmekteler. Ama asıl konu uygulanacak olan taban fiyatı ve prim desteği. 2020 yılı prim desteği açıklanmadığı için sadece burada değil diğer ürünlerde de açıklanmadığı için ne yazık ki çayda prim belli değil. Geçen yıl 13 kuruş olarak karşımızda duruyor. Bu yıl ne olacağını bilmiyoruz. Bunun için fazladan bir prim talepleri var ve bu söylediğimiz bir üreticinin gelirini yüksek tutacak, işçilik maliyetlerini giderecek, birkaç kuruşta kar edecek ve çiftçiyi özendirecek, aynı zamanda esnafın da moralini düzeltecek. Çünkü oradaki küçük esnaf aynı zamanda çay üreticisi bir fiyat talepleri var. Kurumlarla görüştük. Ziraat odaları başka bir fiyat söyledi. Diğer kurumlar başka bir fiyat söyledi. Ortalama aldığımız değerler üzerinden yaş çay fiyatı olarak prim dahil ki bu prim bugünün öngörülen primi gerçek primin ne olacağını bilmiyoruz. 2019 primini baz olarak söyledik. Prim dahil Dört buçuk TL bölü 1 kilogram yaş çay fiyat talebi var. Dört buçuk TL bölü 1 kilogram yaş çay fiyatı talep edilmektedir. Bu fiyat biraz daha insani olarak çiftçimizi özendirecek hasatı özendirecek çalışma maliyetlerini ortalama karşılayacak bir fiyat olarak karşımıza durmaktadır. Aynı zamanda tabi burada çay fabrikaları da var. Bunların da sıkıntıları var. Bunlar da ucuz kredi bekliyor. Ticaret odasının söylediği şu. 411 fabrika vardı çayla ilgili. Ne yazık ki 148 fabrika kaldı. Bunun çok büyük bir kısmı zaten çaykur. Dolayısıyla küçük fabrikaların da küçük işletmecilerin de küçük tüccarların da sisteme girebilmesi için sıfır faizli belki uzun vadeli kredi sağlanmalı. Hem çaykura Çay kurun kapasitesini tam kullanması, 9 bin ton bölü gün kapasiteyi tam kullanması açısından kıymetli. Diğer tüccarların da fabrikalarında işletmelerin de ellerinde çay olmasına razı, rağmen çünkü fabrikalar kahveler kapalı, fabrikalar kapalı, çay tüketim yerleri kapalı. Onlar da hem ellerinde kısmen bir stok var, depo var ama aynı zamanda da geleceğe dönük çay almak zorundalar. Ucuz kredi, uzun vadeli kredi çok önemli ve verilecek olan taban fiyatı özel sektör aşağıya çekilme çekmemesi için de bu olanağın mutlaka sağlanması gerekiyor. Açıklanacak taban fiyat özel sektör tarafından aşağı çekilmemeli. Son olarak Çaykur'un bugüne kadar uyguladığı yüzde on budama koşulunu şartını kaldırmalı ve bu nedenle alım engelini kaldırmalı. Yani yüzde on budama zorunluluğu getiriyor. Eğer yüzde on budama yapılmamışsa o üreticiden ürün almıyor. Bu yıl zaten bırakın budamayı gübreleme de olmadı. Hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla bunun kalkmasını istiyoruz. Kota, kontenjan, randevu, randevu sisteminin tamamen kaldırılmasını istiyoruz bu sene. Ve özellikle alım hasat dönemindeki sürenin Birinci biçimde örneğin 20 günse, ikinci biçimde 20 günse, üçüncü biçimde 20 günse bunların süresinin uzatılmasını hasat süresinin uzatılmasını istiyoruz. Çünkü karşımızda profesyonel biçiciler yok. Belki halk kendisi biçecek. Çeşitli zorluklar olacak. Kalite kayıpları olacak. O dört buçuk lira aynı zamanda bu kalite fiyatını da kalite ve ürün eksilme fiyatını da gidereceği için önemli. Bütün bunları giderecek biçimde olmalı ve kota, kontenjan gibi çiftçinin önünde engel olan ve üret, ürünün fabrikaya ulaşmasında zorluk yaşanan bütün kriterleri kaldırmasını istiyoruz. Başka bir şey daha, her alım noktasında eksper bulundurmalı ve çiftçi ürününü hızla teslim bilmeli. Yine Çaykur fire oranını kaldırmalı. Ne demek fire? Zaten fireyi tarlada verecek, bahçede verecek. Bu yıl fire oranını da sıfıra indirgeyerek ciddi anlamda bir Çiftçiye destek sağlamak ve teşvik etmek zorunda. Kalite oranları sürekli değiştirildi, yüzde ondan yüzde yediye yüzde beşe düşürüldü. Bu oranların da hemen derhal kaldırılması ve çiftçinin önünün açılması gerekiyor. Son olarak şunu söylemek belki mümkün: Doğal afetlere karşı, yani gizli don dediğimiz çayda bir hasar var. Bundan sonra da olma ihtimali olan aşırı yağışlar, sel vesaire dolu gibi. Doğal afetlere karşı çiftçiyi güvence altına alacak bir garanti fiyatı açıklamasını buradan talep ediyoruz. Bunu biz değil çiftçilerden, örgütlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda söylüyoruz. Son olarak ürün toplanamaz ise çiftçinin güvence altına alacak, ürün toplanır ise çiftçiyi mutlu edecek bir fiyat ve gün bugün can ve sağlığın öneme çıktığı bir gün. Bugün elbette çiftçimizin yanında olması gereken bir devlet mekanizmasının bir çay kurun çiftçiyle birlikte hareket etmesini öngörüyoruz. Gelen bütün bilgilerimiz bize böyle. Çiftçi yoksa hayat yok, çiftçi yoksa ekmek yok. Elbette çay da yoksa e biraz keyif, biraz alışkanlığımız, biraz da gelenekselliğimiz yok demektir. Çay kuru ve Tarım Bakanlığı'nı iş kuru göreve davet ediyoruz. İlhami Bey de bu konuya katkı koyacaktır. Ben kendisine hem teşekkür ediyorum. E, değerli basın emekçileri sizlere de bir kez daha teşekkür ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli basın mensupları Genel Başkanımızın ve MHK'nın vermiş olduğu görevle sen Genel Başkan Yardımcımız Orhan ile beraber Rize'ye gittik. Orada hem yetiştiricilerle beraber hem üreticilerle mevcut olan sorunu yerinde tespit etme imkanımız oldu. Gördük ki Tarım Bakanlığı'nın çıkarmış veya İçişleri Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu genelgelerin e, ülkenin değişik yerlerinde değişik şekilde anlaşıldığını gözlemliyoruz. Nasıl derseniz geçtiğimiz günlerde tarımla uğraşan çiftçilerimizin kendi bölgelerine gitmeleriyle ilgili izin çıkmıştı. Ama maalesef çay ekili olduğu bölgelerde gidişlerle ilgili mevcut kısıtlamadan dolayı çay üretiminin bu yılki asadında sorunlarla karşılaşılacağını hep beraber görüyoruz. Ve geldiğimiz noktada birçok sorunu da gittikten sonra orada gördük. Sadece Asat değil, Asat'la beraber o ürünlerin fabrikaya taşınması, o ürünün o bahçelerden lojistik açısından nakliyeye ulaştırması için taşımada iş yapacak o iş gücünün olmaması. Yani geniş bir iş gücüne ihtiyaç olduğunu orada gözlemledik. Ve onunla beraber baktığımızda bir koordinasyon bozukluğu var. Kimsenin ne yapacağını bilmiyorlar. Muhtarlar Derneği farklı bir şey uyguluyor. Öte gidiyorsunuz farklı bir şey. Yani sistem yok. Herkes kendi bildiğine bir hareket çerçevesinde gününü kurtarmaya ve çayı aset etmek mücadelesini sürdürmeye çalışıyorlar. Ve bu arada da bakanlıklar baktığımız zaman sıkıntının gittiğini görüyoruz, arttığını görüyoruz. İşte hala da çaydaki alım fiyatının açıklanmaması, taban fiyatının ve özellikle de taban fiyatının açıklanması gerekiyor. Neden derseniz taban fiyat çiftçinin oradaki güvencesi olacaktır. Çünkü bu yıl koronadan dolayı ve değişik sebeplerden dolayı ve fabrikaların sevgili başkanımız ifade ettiği gibi özel sektördeki fabrikalarında alımla karşılaşacağı sorunlardan dolayı, ekonomik sıkıntıdan dolayı fiyatlarda gevşeme açısından taban fiyat uygulanması orada çok önem arz ediyor. Yine e 18 yıl önceye döndüğümüz zaman eee Rize'li olan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var. Allah'ın verdiği çaya kota mı olurmuş, kontenjan mı olurmuş? Evet, tam 18 yıl geçti. Hala çaya kota ve kontenjan uygulanıyor. Bunun bir an evvel bu yıl ortadan kaldırılması gerekiyor. Bir de bu yıl özel yıl. İşte konudan dolayı çiftçilerimiz birçok işlemini gerçekleştiremediler. İlacını atamadı, gübreleyemedi, budamasını yapamadı ve en önemlisi de bunlar da onun ürünü satmasında karşılaşacağı sorunlar. Budama yapmadığı zaman çaykur ürününü almayacak. Ondan sonra özel sektörde de fiyat düşmesi. Ve bununla beraber baktığımız zaman daha yapacak çok iş var. Yine bakınız oradaki çiftçilerimizin ve genel başkanımızın ifade ettiği bir söz vardı. Koronavirüsle de beraber ilk günden belirlediğimiz çiftçilerimizin borçlarını faizsiz bir vertelelim. Aynı şekilde Rize'deki, Artvin'deki, Trabzon'daki, Ordu'daki, Giresun'daki çay üreticilerimizin de borçlarını faizsiz bir vertelelim ki onlara nefes aldıralım ve çay üretiminin, çay yetiştiricilerinin de devamını sağlayalım. Çünkü yavaş yavaş insanlar kazançları düştükçe üretimden kaçmaya başladılar. Ve bakınız, e, ülkenin durumu ortada koronadan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Aynı sıkıntıyı gelecekte yaşamam anlamında üretimin, sağlıklı üretimin sürdürmesi için tarım ön plana çıktı. Ve bundan sonra yapılacak şey tarımın desteklenmesi lazım, tarımın açılması lazım. Tarımla uğraşanlara her türlü fedakarlığın devlet tarafından yapılması gerekiyor. Burada önemli de bir an evvel yol yakınken çay üreticilerine sahip çıkalım. Bir an evvel o yaklaşan hasar döneminde onlara destek olalım diyorum. Gerekli açıklamayı zaten sayın başkanımız yaptı. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.